çok önemli şeyler anlatacağım dedi, itiraflarıyla Asrın davasının 124. duruşmasına damgasını vurdu. Sayın sayın, devam ediyor mu açlık greviniz? Ergenekon ana davasına tutuklu sanık Ümit Sayın'ın talebi üzerine gizli oturumla devam edildi. Duruşma öncesi diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar salondan dışarı çıkartıldı. Mahkeme başkanı Sayın'a, evet seni dinliyoruz. Nedir söylemek istediklerin diye sordu. İtiraflar birbiri ardına geldi. Ümit Bey, ne ifade verdiniz? Adının Ergenekon olduğunu bilmediğim bu örgütlenme, sivil toplum örgütleriyle koordineli olarak çalışıyormuş ve düzenli olarak gizli toplantılar yapıyorlarmış. Ergenekon sanığı adını bilmediği örgütten ilk olarak Kemal Alemdaroğlu'yla 2004 yılında rektörlük binasında yaptıkları bir konuşmada haberdar olduğunu söyledi. Bana bu yapılanmadan söz etti. Sivil toplum örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyledi. Görev alır mısın dedi. Katılmayacağımı söyledim. Sayın, bu görüşmenin bir yıl sonrasında ise emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile görüştüğünü ve en detaylı bilgiyi ondan öğrendiğini anlattı. Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile da 2005 yılında Fenerbahçe Ordu evinde görüştük. Bana en ayrıntılısını da Hüseyin Kıvrıkoğlu anlattı. Örgütlenmenin Encümeni Daniş olduğunu, toplandıklarını söyledi. Encümeni Daniş içerisinde büyükelçiler, komutanlar ve devletin üst kademesindeki insanların bulunduğunu, görevi sırasında da böyle toplantılar yapıldığını söyledi. Ümit Sayın, Ergenekon sanıklarından Şener Er Uygur ve Hurşit Tolun'un da kendisine aynı yapılanmadan bahsettiklerini itiraf etti. Bana ordu içinde, TSK içinde bir yapılanma olduğunu, bu yapılanmanın gidişata dur diyeceğinden bahsetti. Beni Şener Er Uygur'la tanıştırdı. Er Uygur'la 2006 yılında Fenerbahçe Ordu Evi'nde yaptığımız görüşmede bana TSK içinde böyle bir örgütün varlığından, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon kurulduğundan söz etti. Er Uygur, sivil kanadında yer alır mısın dedi. Ben de almayacağımı söyledim. Sanık Ümit Sayın, tutuklu sanıklar Mehmet Demirtaş'ta Oktay Yıldırım arasında cezaevinde geçen bir konuşmaya da şahit olmuş. Hangisi söylüyordu tam olarak hatırlamıyorum ama bombalardan bahsediyorlardı. Kendilerinin olduğu ortaya çıkarsa fena olacağını söylüyorlardı. Oktay Yıldırım'sa seri numaralarının farklı olduğunu belirterek korkma bir şey olmaz diyordu. Ben içeri girince sustular. Duruşmada gizli tanık olduğunu itiraf eden Sayın, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi. Sayın, davanın başladığı ilk günlerde de Ergenekon savcılarını karalayan bir dilekçe yazması için kendisine tutuklu sanık Hayrettin Ertekin'in baskı yaptığını itiraf etmişti.